Sağlıklı bir gebelik oluşmadan önce ya da daha doğrusu gebelik başlamadan önce eğer gebe doktora gitmiş ve bir takım kontrollerini yaptırmış ise gebe kalındığı andan itibaren yine gebeyi bekleyen bir takım testler var. Öncelikle gebeliğin yaşamla bağdaşabilir bir gebelik olduğunu saptanması, gebelik teşhisi konduktan sonra ultrasonografi ile gebeliğin tespit edilmesi ve bunun arkasından bebeğin kalp atışlarının oluştuğunu gözlenmesiyle beraber sağlıklı bir gebeliğin devam edeceği umudu başlıyor. Bu aşamadan itibaren rutin gebelikte tüm genel bir tarama testleri olarak kan testleri, gebeliğin annenin karaciğer fonksiyonları, böbrek fonksiyonları, kan sayımı, kan grubu ve kan uyuşmazlığı var mı yok mu onların tespit edilmesi, aynı zamanda bebeğe geçebilecek olan hepatit, toksoplazma, rubella gibi bir takım kan testleriyle saptanması lazım. Gebeliğin ilk 2 ila 8. haftalar özellikle bebeğin organların oluştuğu dönem. Bu dönem gebeliğin hem dış etkenlerden korunması, bebeğe zararlı olabilecek bir takım ajanlardan korunması, ilk seçeneği ya istenmeyen bir takım ilaçlardan korunması gerekir. Bununla beraber ilk 3 ayda özellikle 3. ayın bitimine doğru 12. haftalar civarında bizim özellikle istediğimiz bebekte daha sonraki dönemde yapısal ya da genetik bir takım anomalilerin olmasını öngören bazı testlerimiz var. Yine bilinen adıyla ikili test dediğimiz genetik tarama testlerimiz bu dönemde çok önemli. 12 ile 14. haftalar arasında ultrasonografi ile bebeğin bir ense kalınlığı ölçümü ve takiben annenin kanında bakılan bir takım proteinlerle bir genetik hesaplama yapılıp bu gebelikte genetik bir problemin varlığının olasılığının daha doğrusu tespiti mümkün olmaktadır. 12. haftanın bitimine kadar özellikle yapılması gereken ilave bir testimiz yok. Bu esnada bebeğin gebelik haftasıyla uyumlu olup olmadığının gelişiminin izlenmesi lazım. İlerleyen gebelik haftalarında yine özellik arz eden bazı testlerimiz var. 16 bu amaçla yani genetik tarama amacıyla 16 ile 20. haftalar arasında eskiden çok sık yaptığımız ama artık sensitivitesinin ya da hassasiyetinin düşük olması nedeniyle yavaş yavaş terk edilmeye yüz tutan üçlü tarama testi, dörtlü tarama testi yine bu dönemde yaptığımız özellikli testlerden bir tanesi. Bunlarda da yine biz anne kanından alınan bir takım proteinlere bakılarak yine bebeğin ultrasonografide bazı ölçümleri yapılarak bir genetik hesaplama yoluyla olasılık hesabına dayanan bir ölçüm. Bunun haricinde 20. hafta bebeğin organlarının artık çok daha belirgin bir şekilde görülmeye başladığı bir dönem. 20 ile 22. haftalar arası özellikle bebekte yapısal bir anomalinin varlığı ya da genetik bir hastalığın ipuçlarını bizim saptayabildiğimiz detaylı ultrasonografi dediğimiz bir tetkikimiz var. Bu tetkikle bebeğin bütün organlarını ultrasonografinin görülebildiği ölçülerde tamamen detaylı olarak, kapsamlı olarak incelenmekte. Ayrıca ileride ortaya çıkabilecek bir takım damarsal problemlerin saptanması için Doppler ölçümü dediğimiz bebeğin ve annenin kanında yaptığımız bazı ölçümler var. Bu haftada sağ salim geçirildikten sonra yine 24-26. haftalar arasında bizim bebek gebelerde diyabet açısından tabi tarama testimiz var. Öncelikle tarama testinden kastedilen şey basit, ucuz ve kolay yapılabilir olması. Bu anlamda bizim kullandığımız testimiz 50 gram yükleme testi, 50 gram tarama testi dediğimiz test. Bu testte bizim yaptığımız şey şu aslında, güncel bir konu olması nedeniyle özellikle vurgulamak istiyorum. 50 gram testte yapılan çok basit bir şey. 50 gram glukoz içeren bir sıvı içtikten sonra aç veya tok fark etmez bu öncesinde. 1 saat sonra kan şekeri ölçümü yapmak ve burada eğer beklenen seviyenin üzerinde ise bu testin bize söylediği şey bu gebeliğe bağlı diyabet çıkma ihtimali yüksek. Bunu detaylı araştırın anlamına gelen bir mesaj veriyor. Biz de eğer böyle bir şey saptarsak buna mukabil 75 gram ya da kliniklere göre değişen 100 gram yükleme testi dediğimiz testlerimizi yapıyoruz. Rutinde bütün 100 gram ya da 75 gram testi bütün gebelere yapmamız rutinde uyguladığımız bir şey değil. Ancak tarama testinde yüksek risk grubundaki olan insanlara yaptığımız bir test. Bu haftadan sonra özellik arz eden bir testimiz yok aslında. Rutin gebelerde ilerleyen dönemde beklenen bir kan sayımı düşüklüğüne karşı ara ara kan sayımı tetkikleri ve idrar tetkikleri yapıyoruz. Yine doğum öncesine kadar bebeğin ultrasonografi ile gelişimi izleniyor. Eğer saptanan bir anormallik yoksa yine doğum öncesinde doğuma hazırlık olması babında yine aynı başlangıçta yaptığımız kan testlerini, kan sayımını,
doğum öncesi bir hazırlık yapmamız gerekiyor ama onu görmek amacıyla bazı kan testleri yapıyoruz. Bununla beraber eğer problem yoksa doğuma böylelikle giriyoruz.